arkadaşlarım. Herkese tekrar selam. Cadılar Bayramı Partisi'nin üstünden birkaç gün geçti. Çok eğlendik gördüğünüz gibi. Ben birkaç gündür pek bir şey çekmiyorum. Dinlendim efendim. Az çok tahmin ediyorsunuzdur. Şu an gördüğünüz gibi yine bir hazırlanma aşamasındayım ve tekrar sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Arkadaşlarım düğüne gidiyoruz. Bitmiyor. Güzel. Severiz. Her zaman olacak şeyler değil zaten biliyorsunuz. Benim canlarıma, gözdeciğimle Muratcığımın, daha doğrusu gözdeciğimin erkek kardeşinin düğününe davet edildik biz de. Artık biliyorsunuz onlarla aile gibi olduğumuz için canlarımız sağ olsunlar. Bize de dediler siz de gelin. Siz de yanımızda olun. Bu güzel günümüzde bize eşlik edin dediler. Biz de seve seve tabii ki geliriz dedik. Şimdi ben de bir düğün makyajı. Üzerimde az çok tahmin ediyorsunuzdur hangi elbisenin olduğunu. Kurtarıcı bir elbise arkadaşlarım bu elbise benim için. Siyah, her kadının gardırobunda olması gereken siyah mini bir elbisesi bence olmalı. Ben de o yüzden yine aynı elbisemi giydim. Zaten biliyorsunuz kilo verme evresindeyim. Yeni bir kıyafet alma gereği duymadım. Normalde benim şeyim var ya, siyah yüksek tabanlı botlarım. Abi her yere o botları giyiyorum. Artık ondan da sıkıldım. Ta kaç yıl önce kayınvalidem bana bir topuklu ayakkabı almıştı. Onları giydim. Biraz rahatsız bir ayakkabı. Böyle gösteririm size onu birazdan. Onlarla daha tatlı gibi oldu. O yüzden onları giyeceğim. Gösteririm size birazdan elbisenin duruşunu falan. Camımı açtım. Beni biliyorsunuz. Ateşler içinde yanmak elbisesi. Şimdi bir de bugün sizinle birlikte aldım. Siz söylediniz. Niye böyle fıt fıt ses çıkıyor kız? Bunda siz söylediniz. Hemen gösteriyorum. Reklam falan değil. L'Oreal'in teleskopik lift ekstra siyah olanı. Rozman'dan aldım arkadaşlar bunu. Size demiştim Kasım'da alacağım ihtiyaçlarımı diye. Kanyonun içine yeni Rozman açılmış. Orada da 340 liraya düşmüştü. Gratis'e ve şeye de girdim. Watson's'a da girdim. Orada 450 liraydı. Rozman'da 100 lira fark ediyor. Dedim hadi alayım. Belki biraz daha düşer. Ben bu videoyu yayınladığımda Kasım ayı bitmemiş olacak. Siz takip edin bence. Biraz daha indirim falan olursa eğer almak istiyorsanız bakalım bir deneyelim. Eğer ben memnun kalırsam, siz de benim zevkime güveniyorsanız hani o şekilde de alabilirsiniz. Ama aklınızda bulunsun Rozman olayı yani. Bir bakın derim. Şimdi gözlerime bir baz sürüyorum. Biraz basit bir makyaj yapacağım. Basitten kastım da şu. Eyeliner, kırmızı ruj makyajı yapacağım arkadaşlarım. Kurtarıcı bir makyaj benim için. Kolay. Saatlerimi almıyor. Seviyorum da. Çok hafif böyle ışıltılı siyah bir far süreceğim göz kapaklarıma. Çok minik ama yani. O yüzden direkt şeyden başladım şu an gördüğünüz gibi. Bazdan başladım. Yüzümü falan nemlendirmiştim. Saçlarımı da Vigo yaptım abi. Ben Vigo'yu köpükle yaptığım zaman saçım böyle oluyor. Bana bunu canım Stella ablacığım getirmişti. Hala dolu abi. Kadın getirdiğinden beri 2 ya da 3 kere kullanmışımdır. Bundan sıktım biraz. Yani böyle sert sert oluyor ya. Her tarafına da yapmadım o yüzden. Şimdi taç taktım. Çok kabarmıştı çünkü saçım. Saçıma en son bir el atarız. Düzleştirsem mi acaba falan diye düşündüm. Onu da dedim şimdi gerek yok uğraşacağım falan. 5000 saat. Tartan bu paletini kullanacağım. Şu rengi görüyorsunuz. Bu çok minik ışıltıları olan bir siyah. Riskli bir renk ama risk almayı severim bebeğim. Deyip birazdan sıçıp sıvama keyiflisi ha. Az önce Onur aradı beni. Çok özlemiş. Ben de biraz hasta olduğum için arkadaşlarımdan uzak kalmak istedim. Birkaç gün iyicene iyileşene kadar iyiyim bu arada. Sadece biraz öksürüğüm kaldı. Neredesin sen diyor lanet olasıca. Yine diyor yalanlar peşindesin. Yarın bir ara fırsat bulursam Onur'a uğrayacağım ama gerçekten Onur'u özledim. Böyle bebeklerim. Bizde durumlar havadisler bu. Bugün de ben doktora gittim. Size böyle biraz sohbet edeceğim şu an konuşurken. Rahatsız oluyorsanız hızlandırın ya da başka bir şeyler yapıyorsunuz siz öyle saçma sapan. Amma konuşuyor mu falan filan diye. Şu siyattan alıyorum size gösterdiğimden. Kontrollü bir şekilde süreceğim bunu. Rocker oldum abi. Direkt rocker oldum yani. Çok yukarı çıkmıyorum. Şurada kalacağım. Çok aşırı yukarı çıkmak istemiyorum. Aynısını diğerine de yapacağım. Bu arada siyah far sürdüğüm için rimelin performansını tam anlamayabiliriz ama yakınlaştıracağım sizi. Doktora gittim arkadaşlarım. Geçtiğimiz hafta gitmiştim. İnsülin direncim için, pikoslarım için doktor kontrolüne gitmiştim. Kortizol testi yapıldı. Bu testimin sonucu çok şükür temiz çıktı.
doktor olması gerektiği gibi herhangi bir problem yok. Bu çok sevindirici bir şey bizim için dedi. Dedim bebeğim yani seni yerim. Şimdi aynı paletteki şu geçiş rengi var ya, biraz fırçaya bundan alacağım. Şurayı şöyle bir fıt fıt yapacağım. Hala insülin direnciyle uğraşıyorum. Değerlerim olması gerekene düşmemiş ne yazık ki. Bu sebepten dolayı da doktorum şeker ilacına devam etmem gerektiğini söyledi. Yeniden yazdı. Aldım. Bugün de hatta akşam içtim. Yaklaşık bir haftadır içmiyordum. Bitmişti çünkü. Abi bayağı koyu oldu bu arada. Neyse dur dağıtalım iyice şöyle de. D vitaminim de bir tık hala zayıfmış. O yüzden D vitamini de tekrardan yazıldı bana. İkisini de kullanmaya devam edeceğim. 3 ay sonra tekrar kontrole gideceğim. Ben bugün doktorla bayağı bir PCOS üzerine sohbet ettim. Size de bu bilgileri aktarmayı bir borç bilirim. PCOS ne diye soracak olursanız, böyle bir sağlık probleminiz yoksa polikistik over sendrom diye bir rahatsızlık arkadaşlarım bu. Kadınlarda görülen bir rahatsızlık. Rahimimde böyle bir sürü minik 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 kistler var. Bu kistler alınabilecek kistler değil maalesef. Yani bunu alınması demek bütün rahminizin sökülüp çıkartılmasıyla aynı şey. O yüzden alınmıyor. Bu PCOS ne yapıyor? Depresyon yapıyor. İnsülin direnci yapıyor. Bende yarattıkları bunlar. Başka insanlarda başka başka sorunlara sebebiyet veriyor. Kilo vermeyi zorlaştırıyor. Kilo aldırmayı seviyor falan. Bebek sahibi olmanıza zorlaştıran bir rahatsızlık özetle. Benim hormon değerlerime bakıldı bu yapılan kortizol testiyle. Testosteron hormonum hala yüksek. Dedim ki yani bu hep böyle mi olacak? Doktor hanımcığım dedim. Yani ben ömür boyu bununla mı uğraşacağım yani? 3 ay önceki değerlerinle şu anki değerlerinin arasında ciddi fark var dedi. Yani çok iyiye gidiyorsun dedi. Bu şekilde devam etmen gerekiyor dedi. Ne kadar kilo verirsen, bakın doktorun söylediklerini söylüyorum size şu anda. Ne kadar kilo verirsen bu rahatsızlığı o kadar kontrol altına alabilirsin dedi. Bunun maalesef full tedavisi yok dedi. Hani bir ilacı yok. Hani kullan bir süre geçsin. Öyle bir olayı yok dedi. Ama dedi kilo verdiğin zaman bunlar uyku moduna geçiyor. Öyle söyleyeyim sana dedi. Adet düzensizliğini etkilemiyor ya da işte insülin direncin olmuyor. Bunları dizginlemiş oluyorsun dedi. Ama bunun için tek yol, tek çare kilo vermen dedi yani özetle. O yüzden dedi bu şekilde devam et bebeğim dedi. 3 ay sonra da gel yeniden bakalım hadi defol git dedi. Ben de okey bebeğim dedim. Ya teşekkürler dedim 3 ay sonra dedim yine sana geliyorum. Çünkü hani hakikaten bu zamana kadar gittiğim doktorlar arasında en uzun sohbet edebildiğim ve benimle gerçekten ilgilenen nadir doktorlardan bir tanesiydi. Kendisini buradan tebrik ve şükranlarımı fışkırtıyorum abi kadına. Profesör Doktor Cemal Taşçıoğlu'nun öyle bir hastane var. Oraya gittim. Güzel bir hastane. Yani böyle bebişlerim. Şeker ilacına devam ki. The Balm'ın eyelinerını almıştım. Şu an eyeliner sürüp sürmeme konusunda çok kararsızım ama siyah bir far sürdüğüm için hataları biraz daha tolere edebilecek bir göz makyajı oldu bu. O yüzden sanırım süreceğim. Yine 500 yerine bant attıkları için nereden açacağım bunu? Bu da güzel bir eyeliner bu arada. The Balm'ın bunu 5 yıldır falan kullanıyorumdur. Abi buraya da mı bant? Ay gerçekten. Tamam. Şimdi öbürünü asla aynı süremeyeceğiz tamam mı? Aynı olmayacak. Yani fena değil. Hiç uğraşmayacağım vallahi daha fazla. Kesin çünkü bozuyorum ondan sonra. Sadece şurada kıl mı kalmış? Ne kalmış kız? Kaşımı da yeni aldıydım. Aynen. Şimdi tam makyajına geçebiliriz. Biraz uzaklaşalım bebeğim. Hiç fondöten falan mı biliyorsunuz beni. Şey yapacağım. Pure'la Yves Rocher'i karıştıracağım. Çünkü neden olmasın? Bu Yves Rocher'in BBC Medium bendeki. Bu aşırı doğal. Yani varla yok arası hiç böyle göründüğüne bakmayın. Daha önce kullandım zaten bunu biliyorsunuz. Bu kadar bundan aldım. Bunun kutusunu da atmamışım. Ben böyle şeylerin kutularını bir süre atmıyorum. Ondan sonra diyorum ki
Telefon çalıyor şu an. Siz ne yapıyorsunuz? İyi kızım, onlara da yeni geldim ya. Banyo yapmıştı, üstünü falan giyiniyordur. Vereyim mi telefonu ona? Uzak mı gideceğiniz diyor. Yok, arabayla gideceğiz zaten. Annem köye gitti mi? Tabii. Gitti geldi değil mi? Ben getirdim ona, gittim getirdim ben. Cumartesi için gittim, annene aldım geldim. He, ya baba bize biraz ceviz gönderir misiniz varsa? Ceviz getirdik ya, getirdik ona, göndereceğiz. Tamam, tamam, haberleşiriz yine o zaman. Tamam ya, göndereceğiz. Post şeyle, kargoyla gönderirim ya. Tamam, tamam babacığım. Tamam, tamam ona, tamam hadi. Tamam oldu. Evet, sağ ol. Hadi bay bay. Kayınpederimin sesini de duymuş oldunuz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle, dur hatırlayacağım diyeceğim şeyi. İki BB'yi de karıştırdım gördüğünüz gibi. Ya fondöten gibi abi. Ben sevmiyorum kalın kalın ama Estée'nin Double Wear fondöteni alacağım. Şimdi hemen pudra. Hemen pudra. Ya şeyden mahvetmişiz abi pudrayı. Halloween party makyajından dolayı. Güzel oldu kız göz makyajı bence. 3 ay sonra gittiğim sonuçlarımın arasında ciddi farklar olacaktır. Çünkü kilo vermeye devam ediyorum. Yarın bu arada tartılacağım ben. Yarın sabah. Cumartesi günleri tartılıyorum. Ve Nilay Hanım'dan sonra listemi alacağım artık yarın. Şu an pastelin kaş maskarasını sürüyorum. Joey sürmek istemedim. Baksanıza şey beyaz olmuştu şeyden dolayı, BB'den dolayı. Kaşlarım şu an rengi ortaya çıktı. Koyu tonlu makyajlara pembe yallıkları daha çok yakıştırıyorum şeftalidense. Elimin altından da yine goş var. Bundan süreceğim. Notun highlight'ını süreceğim. Notun böyle bir highlight'ı var bende, kırık. Şöyle. Bir numara. Stardust. Abim izliyorsa burada. Şöyle parıldatıyoruz kendimizi. Pastel. Tam sonbahar rengi. 37 numara. Kiramit rengi. Dudaklarıma lip balm sürmüştüm oysa ki. Çok güzel bir iş. Ben çok seviyorum arkadaşlarım. Bunu da yanıma alacağım. Şimdi gelelim teleskopiye. Şimdi kirpiklerimi kıvıracağım. Çok anlamayacaksınız galiba. Durun sizi yine de yaklaştırayım. Plastik bir fırçası var. Ve şöyle bir fırçası var. Şey cam. Güzel uzatıyor kız. Şöyle ilk katta belli oluyor bilmiyorum ama bayağı iyi uzattı ilk katta. Biraz gözümün içine kaçtığı için yanıyor. Şu an gözümü kapatıp biraz bekleyeceğim o yüzden. Koyu makyajlarda biliyorsunuz böyle rimeller falan kendini çok kolay belli etmez. Ama ona rağmen... Abi baksanıza yani. Abi çok güzelmiş bu teleskopik. Valla bayıldım. Vuh bebeğim. Güzel oldu. Şimdi bitti. Takı olarak bu kolyem olacak. Şimdi şu saçım böyle abi. Saçımı nasıl yapacağız? Çok böyle şey gibi, ıslak gibi görünüyor. Bu halini beğenmedim. Benim hep böyle yaptım. Ece diyor ya, Banu Alkan gibi yapmış saçın diye. Ama böyle daha güzel bence. Saçım şu an. Çok dağıttım yine odamı. Bu küpelerimi takacağım. Çok güzel değil de ne? Nasıl oldu kız? Odamı mahvettim ama şu an. Masamın üstü berbat oldu. Böyle oldum arkadaşlarım. Şimdi size salonda göstereceğim. Üstümü. Ayakkabımı. Şurayı kapatayım. Abi ben anlamadım şimdi yani. Kıyafetim bu şekilde. Bebişkolar. Arka sokaklar var abi. Hala şekil. Hiç şansı olmamış. Çok uzak oldum da anladınız siz. Şöyle yapayım. Ellerimi de sileyim. Saçım pek hoşuma gitmedi. Çünkü bigo, yani köpükle bigo böyle oluyor işte. Sevmiyorum o yüzden köpükle yapmaya. Daha doğal
olduğu zaman daha çok hoşuma gidiyor benim. Alacağım çanta bu. Bunu Bit Pazarı'ndan almıştık sizinle birlikte. Şöyle bir şeyi var. Hiç bence sıkıntı değil. Bu. Ayağıma da. Abi az önce çamaşırlık bacağıma düştü bu arada ve çorabım söküldü. Bu ayakkabıları giyeceğim. Durun giyeyim hatta. Oje sürdüm biraz ama bacağım inanılmaz acıyor. Parfümlenmişiz efendim. Güzel kokuyor. Güzel mi? Evet. Olmuş işte saçım. Olmuşmuş. Şuralar biraz kalkıyor ya. Toparlayamıyorum. Buraları çok uzamadı çünkü. Şeye, tokaya gelmiyor. Dön bakayım buradan. Böyle yapacaksın. Biraz böyle kulağının arkasına getireceksin. Arkada havada durmayacak da. Ya sen görüyorsun işte yandan arkadan nasıl görünüyor. Dön bakayım be. Tam toplayamamışsın. Şuraları falan alamamışsın. Alabilir misin? Açmam lazım saçını. Tamam açalım. Aç. Çorabımın yırtık yeri de şurası da artık. Nazarlık olsun be. Bir şey olmaz. Bu toka da çok şey ya. Bunu bulabildim. Yani bence toplama bu arada. Vallahi. Evet abi toplama. Çok zor yani onları toplamak. Geriye yatır. İyi mi? İyi, iyi. Şurada bir şey var. Geç mi? Geçti işte. Yırtmaçlı ceket. Damatlı arkadaşlarım bu Kerkayas'ın. Evet. Damatlık ceketi. O zamanki kilondayım. Üç tane takımı var. İçinde en olanı buydu. Sadece damatlığıma girebildim. Lacivert olan olsaydı çok iyi olurdu ya. Evet, lacivertliğim daha iyi. Ya. Şu sırt kısmını da alayım gördüğünü. Oynayacaksın mı? Oynayacağım. Göbek atacağım mı? Atacağım, dur. Kupanik. Evet arkadaşlarım. Sizi de alıyoruz yanımıza. Hadi gidelim düğünlenmece. Arkadaşlarım rujumu çantama atmaya unutmuşum o yüzden bir şeyler atıştırdım ve dağıldı. Gözlücüğümün güzelliğine bakın çabuk. Rujumun leşliğine bakmayın ama gözlücüğüne bakın. Su desu. Allah'ım şu duruşa bak yarabbim ya. Abi şu İşte aradığım enerji bu aslında da. Kutlama yansımız evet. Devam ediyor. Kadısını sunmak isteyen misafirlerimize son bir... Ya da kuzenim var ya, gelemedi. Çelenk göndermiş, orada yok göndermiş. Fatih'le veriyor. Onu okuyacağım. Fatih'in şoförü de. Oku mu oku? Barış. Sen niye okumuyorsun? Tanıdım ben. Bir de diyecekler bu kim? Şimdi şova üskünün içinde İdris'te koy Hatice Ali Şam'ı kuşe ve hayde Elbaz Şimdi gel Yılan yuvarı Yılan Thank you.
arkadaşlarım hello. Dün en son dünde çekmiştim. Bugün de günlerden cumartesi. Kerkayas'la birlikte Beşiktaş'a geldik yürüyüş yapmaya. Kazım büfe açılmış. Bu Adana'da meşhur muzlu süt falan yapıyorlar biliyorsunuzdur. Benim de ara öğün saatim. İçine biraz şeker koyuyorlar galiba ama zaten yürüyüş yapıyoruz. Yarı yarıya içeceğiz. Yarı yarıya içeceğiz. Bir tane alacağız 100 lira. Gelin birlikte bir deneyimleyelim. Bir tane buz oldu. Şu parayı Denizhan abiye indirsene. 2 muzlu. Şu 2 muz. Aynen. Bir fıstık bal, bir muzlu. Bir ballı geldi. Kaçta 2 ödemeniz? Bir tane de hediye diyorlar yeni açıldığı için galiba. Deniyoruz. Gel. Şu an bir tane atom bekliyorum. Aşırı kadar çok fresh. Hiç öyle ağır şekerli falan değil. Ver ben de seni çekeyim. Büyük şey değil mi? Yapmak isteyen varsa yap. Çok güzel değil mi? Böyle arkadaşlarım şarjım çok az. Evde görüşürüz. Günlerden pazar. Pazar gününe 83,200 gram kiloyla başlamanın verdiği bir mutluluk var. Nilay Hanım'dan son listemi de aldım. Bu haftanın son listesi de elime geldi. Son listem olduğunun farkında. O yüzden bana öyle bir liste yazmış ki hani genel olarak hani haftada 2-3 defa bu, 2-3 defa bu. Akşam yemeklerinde haftada 2-3 defa bu, 2-3 defa bu gibi hani sanki böyle kendi kendime devam edeceğimi de anlamış gibi bana böyle birkaç alternatif yazmış bu hafta. Seçeneği bol bir liste var bu haftada. Ama genellikle akşam yemekleri, Nilay Hanım'ın bana yazdığı akşam yemekleri, alternatifleri şu aldığım listelerin hepsini birbirleriyle karşılaştırsan 3 aşağı 5 yukarı hepsi birbiriyle aynı. Kahvaltılarla oynamayı daha çok seviyor. İşte ne bileyim bir hafta yulaf yiyorsun, bir hafta vasa yiyorsun, bir hafta karabuğday patlağı yiyorsun, bir hafta normal omletini yiyorsun falan gibi. Bana yazdığı listeler aşağı yukarı birbirinin aynısı. İşte ne bileyim bazen haftanın 3 günü işte biber dolması ya da kabak dolması, 6-7 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği, işte 150-200 gram kadar balık ya da köfte ya da tavuk yanında haşlanmış mevsim sebzeleri falan gibi güzel tabii ki sağlıklı listeler yazıyor. Ben mesela zeytinyağlı yemek yerine 2 gündür falan ıspanak yemeği yiyorum. Bayağıdır ıspanak yemeği yapmamıştım. Canımı çok istemiştim mesela. 2 gündür onu yiyorum. Bugün de onu yiyeceğim. Yani sebze yemeğim sebze yemeği sonuçta. Yes. Yine de bileyim sabah sabah. Saat 11:10 geçiyor. Benim kahvaltı hazırlamam 11:30 falan olur zaten. Canım omlet tarzı bir şey istedi ama biraz hoşluk katacağım bunlara. Glütensiz yulaf ezmem var. Şöyle bir. Çok da katmıyor ya. Çok yulaf yulaf olmasın. 1,5 kaşık falan yulaf ekledim. Bitkisel sütüm yok. O yüzden laktozlu süt biraz ekleyeceğim. Bu göz kararı. Bunu biraz İzmir tulumu, normal tulum peyniri katacağız. Şöyle şunları ince ince doğrayacağım şimdi bu şeyin içine. Şu bimin tulumu var ya. Bimin tulumu ben dün aldım bundan. Biraz böyle bundan doğrayayım. Görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bakın şöyle. Tuz koymayacağım. Peynirlerin tuzu var çünkü. Sonra belki tadına bakarım eğer tuzsuzsa ekleme yaparım. Azıcık zeytinyağında 2 tane önce şeyi kavuracağım. 2 dilim hindi füme. Tamam mı? Bunları minik minik doğrayacağım tavada. Zeytinyağında şöyle bir çevireceğim. Karamelize olacak. Sonra üstüne bunu dökeceğim. Ve servise hazır olacak. Arkadaşlarım kahvaltımı hazırladım. Şöyle eğeyim sizi biraz. Güzel bir kahvaltı oldu bence. Omletim böyle görünüyor. Bir yumurtalı, glutensiz yulaf ezmeli, hindi fümeli ve biraz peynirli bir omlet. Burada da böyle bir tabak hazırladım. Nane, salatalık, biraz domates, limon, zeytinyağı, tuz.
Bunlar yenilecek. Bunu yiyeyim, bir kahve içeyim. Bakalım gün içinde neler yapacağız hep beraber görelim. Hala olmadıysanız aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Beni desteklerseniz çok sevinirim. 10.000 abone olmamıza şu kadarcık kaldı. Eğer 10.000 abone olursak size minik bir sürprizim olacak. O yüzden Pamukeliler abone ol tuşuna. Şimdi bir ara öğün yapacağım. Bir latte içtim bu arada videonun son şeylerini hazırlarken. Saat 3 civarı falan ara öğünümde 10 tane badem ya da fındık ve yoğurt var. Ben yoğurt yerine mandalina yemek istiyorum. Çünkü neden olmasın, C vitamini. Ve mandalina kış mevsiminin en sevdiğim meyvelerinden bir tanesidir. Bir tane mandalina. Şöyle fındığım var. 10 tane. Ha, saymayı da sevmiyorum. İşte bir avuç. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Bir avuç. Su içeceğim biraz. Biraz sizin yorumlarınıza falan cevap vereceğim. Videoyu ilk yüklediğimde hemen yorumlarınıza bakmayı seviyorum çünkü. Biraz onlara bakacağım, edeceğim. Bir çıkarız, yürüyüş yaparız birlikte. Demiştim size zaten sabahtan. Belki Kerkayas'la bir şeyler yaparız akşam. Yine belki gözlerinin yanına falan gideriz. Ya da ben Onur'a falan uğrarım belki, bilmiyorum. Bunları yiyeyim. Giyineyim, beraber yürüyüşe gidelim. Babymler, çıktım şimdi yürüyüşe. Ama inanır mısınız, hiç çıkasım yoktu. Yalan değil yani. Videoyu falan attım, hadi dedim ona bakayım. Biraz telefonda takıldım, Instagram'da falan boş boş. Saat 5 oldu ve hava da güzel. Çıktım abi, hemen saçma sapan taytımı, tişörtümü giydim. Saçım da yağlı. Hiç önemsemedim bütün bunları, çıktım şu an. Şimdi kulaklığımı takacağım. Hediye gelmişti bana. Bir şeyler dinleyeceğim. Yine her zamanki parkıma gideceğim. Sonra eve döndüğümde belki Kerkayas'la birlikte dışarı çıkarız. Aman olmuş kaza. O öyle bir şey söyledi çünkü bana. Dışarı mı çıksak falan diye. Bir bakacağız yani, bilmiyorum. Haydi yürüyelim. Hı. Acaba şu an bu kulaklıklarla sesim nasıl geliyor, hiçbir fikrim yok. Şu an yürüyüş yapıyorum da bir yandan da YouTube'dan şeye bakıyorum. Kerkayas'la işte ayrılıyor muyuz falan diye bir başlık attığım bir video vardı ya, ona gelen yorumlara bakıyorum. Ve o videoda şey demiş olmama rağmen, işte çok fazla eleştiri alan biri değilim falan demiş olmama rağmen o videoda biraz eleştirilmişim. Nedensiz bir şekilde. Sadece nedeni şu yani. Ölmeden karşıya geçtim. Benim bu falan diye konuşmamdan her zaman belli bir kesim rahatsız oluyor, biliyorsunuz. Yani yapabileceğim bir şey yok. Bununla ilgili çok fazla konuştum daha önceki videolarda. Tekrar tekrar konuşmak istemiyorum. Her videomda da o şekilde konuşan biri değilim zaten bu arada. Hani yüklediğim videonun süresi ortalama bir 40 dakikaysa, toplasanız bütün videonun içinde o şekilde konuştuğum kısımları 10 dakika etmez bile yani. Bazı insanlar aşırı rahatsız oluyor. Olabilirler tabii ki, saygı duyuyorum. Ama yapabileceğim bir şey yok. Daha önceden de bunu söyledim. Ben enerjim yüksekken o şekilde konuşmayı, gülmeyi, mutlu olmayı seviyorum. Beni mutlu eden, beni keyiflendiren, beni güldüren bir konuşma tarzı bu. Çok yakın bir erkek arkadaşım var, Onur. Tanıyorsunuzdur bazılarınız. Onur'la kendi aramızda öğrettiğimiz bir konuşma tarzı normalde. Ama burada da ben birkaç kere sizinle o şekilde konuştum. Çok sevildi bu arada o konuşma tarzımı ilk paylaştığımda. Yine tabii ki bazı insanlar rahatsız oldu ama genel olarak herkes bayağı beğenmişti. O yüzden ben de bazı günler, keyifli olduğum günler yani, o şekilde konuşmaya yer veriyorum. Rahatsız olmuyorum yani özellikle. Bu konuda dediğim gibi yapabileceğim bir şey yok. Üzgünüm. Onun haricinde birkaç tane daha böyle hani yorum gördüm de, böyle minik bir şey olsun, eleştirilere cevap. Bir kişi yazmış altına, başka bir de artı bir falan demiş. Neden işte özel hayatını bu kadar paylaşıyorsun falan gibi bir şeydi. Az önce okudum, hatırlamıyorum detayını ama. Ya aslında ben hiçbir şey paylaşmıyorum özel hayatımla ilgili. Siz paylaşıyorum zannediyorsunuz ama benim hayatımda çok fazla değişiklikler oluyor. Siz de benim hayatımın bir parçası olduğunuz için tabii ki görüyorsunuz, ruh halimi kötü etkileyen ya da modumu düşüren bir şey olduğunu anlıyorsunuz bazılarınız ve soruyorsunuz. Son 3 videodur falan hiçbir şekilde bir şey anlatmadım size. Birden fazla insan dedi ki, hani bizimle hayatını paylaşıyordun, İlişkini paylaşıyorsun, evliliğini paylaşıyorsun, hani her şeyini paylaşıyorsun. Bir sorun olduğunda neden paylaşmıyorsun?
gibi bir yorum geldi. Bu da bana haklı bir eleştiri gibi geldi. Evet dedim, yani hani çok detaya girmeden bir şekilde hani bir açıklama yapabilirim. Tek nedeni bu. Yoksa siz benim evliliğimde, beraberliğimde neler yaşadığımın tırnağını bilmiyorsunuz. Paylaşmam da zaten. Bir yere kadar paylaşabilirim. Hayatımda daha önceki videoda da söyledim. Radikal bir karar almam gerekir. Bunu sizinle paylaşırım. Siz ne oldu diye sorarsınız. Ben gerekli kısımlarına kadar paylaşırım. Ölmem peki. Yokuş çıkıyorum. Biraz rampa çıkıyorum. Özetle bu. Negatifi çekmek istemiyorum ya. Gerçekten hani belki burayı da hiç koymamışımdır. Hasta hiç böyle şeylere cevap vermeye bile gerek yok yani. Ama şimdi sıcağı sıcağına yorumu okuyunca hadi dedim bir videoda da izah edeyim yani minik. Abi öldüm. Çok güzel burası, baksanıza. Özetle böyle bebeklerim. Çünkü hani bunu yapmak istememdeki amaç, bazılarınız yorumların altında tartışıyorsunuz. Görüyorum bunu. Teşekkür ederim. Beni savunmaya çalışarak iyiliğimi düşündükleri için yorumlar yazıyor. Bazı kesim onlarla dalaşıyor falan. Yani gerek yok. Beni seviyor musunuz? Şu an bu videoyu izlerken keyif alıyor musunuz? Ay Ezgi'nin hayatı nasıl gidiyor ya? Ben de hayatıma dokunacak bir şeyler arıyorum deyip de bunu bende buluyor musunuz? Ben sizi seviyorum. Her birinizi teker teker seviyorum. Gerçekten seviyorum. Yani beni eleştiren insanları da seviyorum. Yapıcı eleştiri yapan insanlar var. Onları da çok seviyorum. Ama bir gün normal her influencer gibi çok sıradan bir video çekeceğim. Bir gün bunu yapacağım. Hiç mimik yapmadan, hiç falan böyle konuşmadan, çok düz, sıradan bir video çekeceğim. Hiç de size bunu söylemeyeceğim. Bakayım fark edecek misiniz? Ve yine de beni eleştirecek bir şey bulacak mısınız? Bunu çok merak ediyorum ve bulacağınıza adım gibi eminim. Bu sefer de şöyle yorumlar gelir. Ay Ezgi, enerjimizi emdin. Ne kadar mutsuzsun. Niye hiç enerjin yok? Bu sefer de böyle yorumlar geleceğine adım gibi eminim. Öyle ayağımı konuştum be. Tekirler Sokağı. Biraz düşük tempoda yürüdüm size lak lak cevap vereceğim diye. Ama parka geldim sayılır. Parkta bir iki tur falan atacağım. Sonra döneceğim. Dönerken dedim acaba bir Özdile'ye falan yine girsem mi? Girmem herhalde ya. Bilmiyorum. Oradan geçerkenki moduma bağlı. Evde ıspanak yemeği falan var. Bakalım Kerkayas Bey ne yapmak isteyecek. Ona göre görüşürüz yine. Şimdi parka geldim sayılır. Parkı da gösteririm size. Bebimler, böyle bir parktayım. Şimdi ikinci turumu atıyorum. Burada böyle bir yürüme yolu var gördüğünüz gibi. Kerkayaslıcığım aradı. Dedi ki eve gelme. Ben seni dedi eve yakın bir yerden alayım. Dışarı çıkalım dedi. Dedim ay tamam bebeğim. Çıkalım tabii ki. Şimdi o yüzden bir tur daha atıp dönüş yoluna geçeceğim. Az önce bu kulaklıkla çektiğim videoları izledim. İnşallah editte uğraştırmaz beni. Ses iyi geliyor ama. Abi sonbahar çok güzel değil mi ya? Şu yerdeki yapraklara bayılıyorum. Ve öyle güzel bir koku var ki şu anda burada. Çok güzel kokuyor. Toprak kokusu. Buraya kadar geliyorum. Buradan böyle dönüyorum. Sonra gidiyorum. Muhtemelen 10.000 olmaz attığım adım. 7-8 bin falan. Hiç yürümemekten iyidir abi yani. Evdeyken hiç enerjim yoktu. Çıkasım gelmemişti. Bakın şu an çıktım. Sonbaharın güzel renkleri eşliğinde yürümek. Bu güzel toprak kokusunu ciğerlerime kadar çekmek bana çok iyi geldi. Bence siz de üşeniyorsanız çıkın bebeklerim. Ben öyle bir 10.000 adım atacağım. Şu kadar yürüyeceğim falan hedeflerim yok. Yürüdüm mü? Yürüdüm. Şu an evde yatıp abur cubur falan da iyi olabilirdim. Ama yapmadım. Beraber başaralım. İstersek yaparız. Çok güzel bir anda ışığın yanması peki. Bu bize bir mesaj mı? Arkadaşlarım Kerkayas beni aldı.
yemek yiyeceğiz dışarıda. Seçeneklerimiz böyle. Çorba falan içmek istiyorum ben ya. Bir çorba. Aa, burada ev yemeği var. Ben burada yiyebilirim. Benim anla mı? Evet. Şöyle biraz daha bakalım. Dur, fazla size bir değil. Göstereyim şöyle. Yani bu bir seçenek. Sen ne yiyeceksin? Ben bilmiyorum, bakıyorum. Yetiş döner var. Yetiş döner. Şişli'deyiz. Buradan yine bilin bakalım nereye gidilecek. Gözleyeceğimizle Muratcığımızın yanına gideceğiz. Bir dolaşıyoruz bebeklerim. Oturduğumuzda çekerim yemeğimiz gelince. Arkadaşım bir tık yamuğumuz, kusura bakmayın, şöyle bakayım yapabilecek miyim? Aa, 50 lira şurası. Evet, azıcık makarna aldım ama hepsini yatırmam herhalde. Ömerco içeceğim önce. Çorbanın içinden makarna çıktı. Güzel, biraz tuzlu. Sever misiniz böyle restoranları? Lokanta burası, lokanta. Selah abla çok sevmişti Türkiye'ye geldiğinde, hatırlıyor musun? Çok fazla seçenek vardı, fiyatları uygun ya. Bayağı beğenmişti Selah abla. Esnaf lokanta. Yoğurtlu dolma ve yoğurtlu makarna almış olmam. Hakikaten niye öyle bir şey yaptın? Yemek yemek istemedi canım. Şunun bir tadına bakayım ben. Makarna mı bu, patates mi? Patates, şey, makarna. Yoğurtlu makarna. Biraz kıyma var. Güzel. Bu kış bol bol çorba içeceğim arkadaşlarım. Böyle değişik değişik çorbalar yapacağız bu kış. Kerkayas'la birlikte güzel yemekler yapacağız sizinle artık. Beraber mutfakta yemek videoları çekeceğiz. Değil mi hayatım? Evet. Geçen gün bir tane tarif görmüş, bana ondan yapacak, söz verdi. O makarnadan bulayım. Hani bu büyük büyük makarnalar var ya, kocaman. Ne makarna? Boru makarna. Boru makarna ya, kocaman. Onun içine peynir dolgusu, üstüne soslar. Makarna yapın, sosunu yapmayın. Kupkuru yiyelim. Bence buranın lezzeti Balkan lokantasından iyi bu arada. Pehlivan mı ne geldiğimiz yerine? Ben de söyledim. Balkan lokantasının yemekleri çok tuzsuz, yavan böyle hani. Öyle geliyor bana artık. Eskiden öyle değildi. Burası iyiymiş ama. Ve fiyatları da uygun. Kerkayasçığım lahana sarma almış, kara lahana almış, dolma almış. Kara lahana değil de. Normal mi o? Normal. Yapalım. Dolma bir şey. Yanında da semizotu mu aldın? Yok, yoğurt istedim ama yoğurt böyle çıktı. O da makarna almış. Ne kadar verdi sen? 170 mi? 120. 120. Uygun yani bence fiyatlara. Bu dolmaların herhangi birinde et var mı? Yok ama galiba. Bunda yok. Bunda da yok. Bunda da belki. Onda da yok. Hep pirinçli almışsın. Makarna almışsın. Beyaz ekmek yiyorsun. Şekerini... Çok kötü. Böyle bebişlerim. Makarnamın hepsini bitirmeyeceğim bu arada. Göstereyim size. Şöyle birazcık daha yerim. Sonra kalanını bırakırım. Kerkayası da burada. Buradan gözdeleri geçeriz. Orada açar mıyım bilmiyorum. En kötü yarın ya da eve gidince görüşürüz. Öptüm sizi. Makarnam bu kadar kaldı. Kerkayas bunu da yiyor. Yes arkadaşlarım, video buraya kadardı. Umarım keyif alarak severek izlediğiniz bir video olmuştur. Harika bir pazar günü geçiriyorsunuzdur ve bu video pazar gününüzü biraz daha yukarılara taşımıştır. Gördüğünüz gibi ben suyumu falan bitirmişim.
oturmuşum, editimi bilmem neyimi yapmışım arkadaşlarım. Perşembe günü görüşürüz diye tahmin ediyorum. Geçen hafta çarşamba video atmıştım ama bu hafta yani. Sizi çok seviyorum. Abone olup like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Kırsınca.